Venedik'teki Büyük Güzel Sanatlar Müzesi'nin Akademi bölümündeyiz. 16. yüzyılın en önemli Venedikli sanatçılarından Paolo Veronese'nin devasa bir tablosuna bakıyoruz. Tablonun ismi "Levi'nin Evinde Ziyafet". Aslında gerçek ismi "Son Akşam Yemeği"ydi. Ancak ismi değiştirildi. İsminin "Son Akşam Yemeği" olduğunu bilemeyebilirsiniz. Çünkü bu tabloda son akşam yemeğini bulmak oldukça zor. Çünkü çok sayıda figür mevcut ve mimari çok görkemli. Dolayısıyla betimlenen bu olay neredeyse tamamen kaybolmuş. Veronese İsa ve havarileri etrafındaki figürleri resmetmekten durumun ruhani yönüne eğilmeye kıyasla çok daha fazla zevk almış. Tabloda eğlenen, içen, oynayan, hizmet eden onlarca figür görüyoruz. Veronese mesleğini tanımlarken ben figür oluşturup resmediyorum diyor. Onun farklı figürleri aksiyon halindeyken resmetmekten aldığı hazzı burada da görebiliyoruz. En kutsal figürler bile eyleme dahil. İsa solundaki figüre dönmüş durumda. Sağındaki Aziz Peter ise bir parça koyun budu kesiyor. Bunlar gerçek insan eylemleri. Onlar son akşam yemeğini bu locada yiyorlar. Burada bize triptiği hatırlatan üç bölümlü bir resme bakıyoruz. Resim üç kemerli ve kemerlerin ön ve arka bölümü arasında da son akşam yemeğini görüyoruz. Ön bölümde 16. yüzyıl Venediklilerini görüyoruz. O zamana ait Venedikliler gibi giyinmişler. Venedik şehir devletinin kozmopolit yapısını da görebiliyoruz. Venedik Akdeniz'in tamamında ticarete hakimdi. Kuzeye de ticaret yapmışlardı. Resmin sağ yanında Almanları görüyoruz. Asilzadeleri, türbanlıları ise sol tarafta görüyoruz. Venedikse onların buluştuğu bir kavşak. Burada büyük bir zenginlik ve refah hissi var. Bazı yönlerden tablo son akşam yemeği gibi değil de bir ziyafetmiş gibi görünüyor. Bu Engizisyonu endişelendirdi. Veronese reform ve karşı reform çağında resim yapıyordu. Özellikle Kuzey Avrupa'da kiliseyi, kilisedeki imgeleri ve kilise otoritesini sorgulayan insanlar ortaya çıkmıştı. Kiliseye göre kilisedeki imgelerin belli bir uygunluğu olmalı, seyircilerin ilgisini dağıtmamalıydı. Görseller karşı reformda önemli bir rol oynadılar. Sanat Katolik Kilisesi'nin katolikliği dayatmasında anahtar rol oynadı. Eğer komik şeylerle dolu bir sanat olursa, bu ilgiyi dağıtacaktı. Ruhsal konular üzerine ya da ibadetle ilgili imgelere odaklanmaya yardımcı olmayacaksa eğer, sanat kilisenin hizmetinde değil demekti. Bu yüzden Engizisyon mahkemesi kuruldu ve sanatçı ciddi bir muhakeme hatası üzerine soruları cevaplamak üzere çağrıldı. İlginç olan nokta ise tabloyu sipariş eden kilise tabloyu sorun olarak görmezken, Engizisyon'un sorun olarak görmesiydi. Onlar sanatçıyı sorguladılar ve tabloda havarilerin ne yaptığını, herhangi birinin Almanları, soytarıları ve buna benzer şeyleri resmetmesi için onu görevlendirip görevlendirmediğini sordular. Kimdir bundan sorumlu olan diye sordular. Tablodaki gülünç aşırılıktan sen mi sorumlusun? Veronese'nin cevabı ilginçti. Sanatçı, şairin sahip olduğu türden bir ehliyete sahiptir. Bu onun hayal gücünden gelir. Ona resmetmesi için çok büyük bir tablo verilmişti ve onun tabloyu figürlerle doldurması gerekiyordu. Ben resmi istediğim gibi yapma yetkisini aldım. Resim büyüktü ve birçok figürü barındırabilecek gibi görünüyordu. Engizisyon ilk olarak bazı figürlerin özellikle de bu köpeğin değiştirilmesini talep etti. Ancak Veronese bunu reddetti. Bunun yerine resmin adını değiştirdi. Son akşam yemeği Levi'nin evinde ziyafet olmuştu. Görünen o ki bu hamle mahkemeyi, kiliseyi ve saygınlığını koruyabildiği için sanatçıyı tatmin etmişti. Leonardo'nun Son Akşam Yemeği Resmi, duygusal ve ruhsal açıdan güçlü şekilde betimlemeye yardımcı olmayan her şeyi ortadan kaldırmak üzerine kuruluydu. İsa'nın "Biriniz bana ihanet edecek." dediği bu an, "Bu ekmeği alın. O benim bedenimdir." ve "Bu şarabı alın. O benim kanımdır ve beni hatırlayın." dediği Komünyon ayininin yaratıldığı ve kilise için çok önemli olan bu anı Leonardo saflaştırırken, Veronese ise yıkıyordu. Veronese o anı Leonardo'nun koyduğu zamansız dünyadan alıp bizim dünyamıza getiriyordu. Tabloda insanların değişik şeylere dikkatlerini vermelerinden ve ziyafetin yapılış şeklinden doğan bir kaos vardı. Burada Leonardo'nun bahsettiği gerçeklikten farklı bir gerçeklik var. Masanın altındaki kediyi gördünüz mü? Belki de koyundan bir parça kapmayı umuyordur. Köpek de kediyi izliyor. Tablo bizi mesajdan uzaklaştıran anekdotlarla dolu. Öte yandan belki de mesajı 16. yüzyıl Venediyen'in gerçekliklerine gömerek somutlaştırmıştır.